Beyaz bayrak şimdi havada. Start verildi ve koşu başladı. Kıstaklar için toplu sayılabilecek bir çıkışın ardından. Rölanti tempoda başlayan koşuda Hikmetlerle birlikte içeriden gelme avantajını kullanan 6 numaralı Eğirgöl öne geldi. 1800 geçilirken farkı da 2 boya kadar çıkardı. Viraj üzerinde 1 numaralı Krat kızı ikinciliğe yürüdü. Bariyer dibini tutan isim 4 numaralı Berfin kızı. Berfin kızın hemen dışına geldi 5 numaralı Yaban arısı. 1600 geçilmek üzereyken 2 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Saklı kız var. Onun hemen dışında yer tutan 2 numaralı Atik Bey kızı oldu. Onları da 3-4 boy kadar geride grubun son sırasında takip ediyor 7 numaralı Gökçe kız. Karşı düzlüğün başlarında 1400 geçirmek üzere 6 numaralı Eğirgöl koşunun lideri, fark 2,5-3 boy kadar. 1 numaralı Krat kızı ikincilikte. Hemen dışında üçüncülüğe yükseldi 5 numaralı Yaban arısı. Bariyer dibinde 1200'e gidilirken dördüncülükte 4 numaralı Berfin kızı. Hemen dışlarında 5'incilikte 2 numaralı Atik Bey kızı. Bariyer dibini tutan isim 3 numaralı Saklı kız. Saklı kızın da 2,5 boy kadar gerisinde son sırada yine 7 numaralı Gökçe kız var. Kısraklar 1000'e doğru gidiyor. Farklar biraz azalmış olsa da 6 numaralı Eğirgöl yine koşunun liderini yapan isim. Dışarıdaki 5 numaralı Yaban arısı 800'e doğru gidilirken ikinciliğe tutunmaya çalışıyor. Hemen içinde 1 numaralı Krat kızı var. Onları 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 4'üncükte 4 numaralı Berfin kızı takip ediyor. Dışında 5'incikte 2 numaralı Atik Bey kızı. 2 boy kadar geride 6'ncikte 3 numaralı Saklı kız. 2,5 boy kadar geride son sırada 7 numaralı Gökçe kız sırasıyla kısraklar düzlüğe yaklaşıyor. 600 geçilmek üzere. Dışarıdaki 5 numaralı Yaban arısı iç kulvardaki kır rakibi de farkı düzlüğe gidilirken azaltmaya çalışıyor ki fark şimdi yarım boya kadar düştü. Geriden 4 numaralı Berfin kızı kendini gösteriyor. İçeride 1 numaralı Krat kızı var. Aralarda 3 numaralı Saklı kız sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında pisti ortalayan 5 numaralı Yaban arısı iç kulvardaki 6 numaralı Eğirgöl'ü yakalamaya çalışıyor. Son 300 geçilirken onların 2,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Saklı kız var. Gerilerden 7 numaralı Gökçe kız, onun dışından 4 numaralı Berfin kızı da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi dıştan yaptı ataklarla 7 numaralı Gökçe kız içerideki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibinden 3 numaralı Saklı kız kendini gösterdi. Son yüze doğru yaklaşırken 4 safkanın ortak olduğu son derece zevkli bir mecik mücadelesi var. Dışarıdaki 7 numaralı Gökçe kız şimdi içerideki rakiplerin az farklı hakim olduğu dışarıda 7 numaralı Gökçe kız koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Eğirgöl İçeride 3 numaralı Saklı kız ikincilik için yakına çizgi geçtiler. 5 numaralı Yaban arısı 4. oldu. 4 numaralı Berfin kızı ise koşunun 5.liğini elde etti. 7 numaralı Gökçe kız 4. koşu handikap 16 mücadeleyi Müslüm Çelik'le kazandı.